Game is Life ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere birbirinden farklı 4 tane mod tanıtacağım. Şimdi hızlıca başlayalım. İlk modumuzun ismi Add Item Menu. Bu mod sayesinde Skyrim deneyiminizi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Hiçbir kod kullanmadan gerek yüklediğiniz modlardaki gerekse Skyrim'in kendisinde bulunan her item'a istediğiniz an ulaşabilirsiniz. Fakat şöyle bir ayrıntısı var. Bu modu kullanmanız için gereken bir eklentinin ismi UI Extension. Bu eklenti ile birlikte çalışıyor ve ilk önce UI Extension'ı kuruyorsunuz. Ardından da Add Item Menu isimli modu kurup çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi hızlıca modu tanıtmaya başlayayım. Modu kurduğunuz anda çantanıza direkt şöyle bir Add Item Menu isimli bir item geliyor ve item'a tıklıyorsunuz. Ardından şunların hepsini aldıktan sonra buradan artık istediğiniz item'ı ister aratabilir, isterseniz de dosyalarına ulaşabiliyorsunuz. İşte Skyrim'in dosyaları, daha doğrusu ESM dosyaları ve benim kurduğum bütün modlarında dosyalarına anında ulaşabiliyorum. Örneğin mesela nasıl bir örnek verebilirim size? Mesela şöyle Skyrim'dan başlayalım. Burada partlara ayrılmış durumda. Örneğin 9. partta bakalım neler varmış. Evet, Charidor'un kitapları örneğin Sildin Asası gibi istediğiniz item'a anında ulaşabiliyorsunuz. Bunun en büyük avantajı oyuna başladığınız anda demeciniz çok düşük seviye olsa bile direkt yani değerdeksiz silahlar ya da o tarz şeyler alabiliyorsunuz. İsterseniz aslında bu itemların hepsini kodlarla da bulabiliyorsunuz. Ama ben kodlarla uğraşmam diyorsanız bu mod tam size göre ve en güzel tarafı da sadece kodlar değil, daha doğrusu sadece Skyrim'de olanlar değil, modla kurduklarınızda. Örneğin bir tane örnek daha göstereyim. Mesela şu pelerinden Skyrim'de sadece bir tane var ve Mehrunes Degan'ın mabetinde bulunmakta, Deadric pelerin, ve bunu isterseniz hem oradan alabilir hem de bu şekilde alıp üstünüze giyebilirsiniz. Hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı çıkmaz. Modu çok uzun zamandır kullanmıyorum ama yaklaşık 4-5 saat kadar tecrübe etme şansım oldu ve herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Ama bence yine de çok fazla tadını kaçırmamak gerek diye düşünüyorum. Birkaç tane item için kullanılabilir ama bütün itemları alıp bence oyunun tadını kaçırmaya gerek yok. Ama tabii ki size kalmış. İsterseniz buradan aratabiliyorsunuz da. Bakalım mesela şöyle ne diyelim buraya? Evet. Item ara. Evet, işte benim kurduğum mod ile Tusun'u çağırabiliyorum ve Tusun'un zırhı mesela, bu da oyunda bulunuyor mu bulunmuyor mu emin değilim. Ben şahsen hiçbir zaman bulamadım ve muhtemelen bayanlar için de olmuyordur. Başka bir şey daha aratalım hep beraber. Örneğin neyi aratabiliriz? Sanırım böyleydi. Aynen. İşte Crossis'in pelerini. Hatta Crossis'in kafalı ve Crossis. Direkt hiçbir şey yapmadan item'a bu şekilde sahip olabiliyorsunuz. Örneğin başka bir şey daha aratalım. Ve işte Skyrim'deki bütün kurduğunuz pelerinler, kurt kürkleri, kurt asası, kurt eldivenleri, kurt zırhı, gördüğünüz gibi her şeye çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir sıkıntısı olma ihtimali var. Eğer bir görev itemini görevi almadan üstünüze alırsanız o büyük ihtimal sorun çıkartabilir. Denemedim ama bence çok sıkışıldığı zaman kullanılması gereken bir şey ama elinizin altında bulunması her zaman iyidir. Örneğin oyuna başladınız ve Deadric item istiyorsunuz. Direkt Deadric itemları üstünüze dizebilirsiniz ama size tavsiyem görev itemlarını görevi gelmeden almayın. Örneğin bir bug oldu. Görev itemini almanız gerekiyor fakat görev itemini alamıyorsunuz. İşte o zaman bunu kullanabilirsiniz.
Ben de yeni başlayacak Skyrim serimde yakın zamanda başlayacağım seride onu kullanma ihtimalim yüksek. Evet, burası karışmadan ben kaçar. Bir sonraki modumuzun ismi Aeson Plate Armor. Sadece bayanlar için olan bir armor. Çok hoş tasarımlara sahip ve sizlere tanıtmak istedim. Şöyle yazdığımız anda kendisi çıkıyor. Gördüğünüz gibi gayet çok kolay bulunabilir materyaller istiyor. Fakat bol bol külçe demir bulundurun. Gerçekten bayağı bir külçe demir istiyor. Bu güzel narin zırhı craftlamak. Bir sürü versiyonu mevcut. Ben size hepsini şimdi göstereceğim. Hızlı bir şekilde hep beraber bakacağız. Zırhımızı yaptık. Şimdi şöyle size hızlıca gösteriyorum. Evet, şu şekilde bir versiyonu var. Gördüğünüz gibi enteresan duruyor. Benim tercihim olmayacaktır. Şu Little versiyonu gördüğünüz gibi tasarım olarak çok hoş ama benim favori versiyonum işte bu. Benim favori versiyonum bu, daha hoş durduğunu düşünüyorum. Şöyle bir kombin de yapabilirsiniz eğer bende varsa. Evet, işte şu şekilde bir kombinle çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Çok da hoş durduğunu söylemeliyim. Detaylara daha yakından bakacak olursak işlemeleri falan gayet hoş olmuş. Bence kullanılabilir. Gayet de lore uyumlu bir zırh. Şimdi hazır bu zırh üstümüzdeyken hiç vakit kaybetmeden bir sonraki mod tanıtımına başlıyoruz. Bir sonraki modumuz ise bu güzel zırh ile uyumlu olacağını düşündüğüm bir silah modu. Silahımızın ismi Alakiri Sword. Doğrusunu ekranda görüyorsunuzdur. Kılıcı maalesef bildiğim kadarıyla craftlayamıyorsunuz ve almanız için gelmeniz gereken yer yar kenar sığınağı. Evet, şurada markarttan çıkarsanız şurada yar kenar sığınağı ve buraya gelip kılıcı, evet, Alakriti'ymiş doğrusu bu arada, direkt alabiliyorsunuz. Şimdi hızlıca kılıcımızın özelliklerine bir bakalım. Şu an bu tek ellik versiyonu oldukça hoş tasarımı ve gayet de lore'a uyumlu çok hoş bir kılıç olmuş. Ve işte setimizin son parçası. Kılıcımız da bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir şekilde. Hatta şöyle göstermek daha doğru olacaktır. Evet, zırh ile set ile gayet uyumlu oldu. Silahın çift tellik versiyonunu istiyorsanız direkt bir demir ocağına gidip hiçbir şey istemeden direkt kendisini değiştirebiliyorsunuz. Tabii craftladığınız zaman, daha doğrusu enchantladığınız zaman bunu yapabiliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Kılıcımız bu. Siz isterseniz çift tellik versiyonunu ocakta gidip değiştirebilirsiniz. Şimdi benim Skyrim serimde çok sorulan bir soruyu sizlere yanıtlayacağım. Ama öncesinde bu kılıçtan bir tane daha istiyorum. Bakalım şu mod sayesinde, bu mod sayesinde, bu arada saldırı var orada. Evet, ufak bir aradan sonra yere döndüm. Şimdi bu kılıçtan bir tane daha isteyeceğim. Bakalım bulabilecek miyiz? Şuraya Alak yazdığım anda muhtemelen çıkacaktır. İşte kendisi burada. Çift ellik versiyonu ve tek ellik versiyonu. Gördüğünüz gibi direkt elimde bu kılıçtan iki tane yapmış bulunmaktayım ve artık iki tane oldu. İşte bu modun yarayacağı yerlerden biri. Biraz önce tanıttığım At Item modunun. Şöyle daha hoş görebiliyoruz. Ve benim Skyrim serimde en çok sorulardan biri sol elle kılıçla blok yapmamı sağlayan mod. Bu modun ismi şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Modun bir sürü versiyonu mevcut. Ben size kullandığım versiyonu ve sorunsuz
versiyonunu da ekrana koyacağım ve bu modu indirip sol elle blok yapabilirsiniz. Normal torch mantığıyla işliyor. Yani elinizde torch varmış gibi şöyle sallayabiliyorsunuz ve düşmanı sersemletiyor. Geri kalan özellikleri aynen durmakta. Hiçbir sorun yok. Kamera açısından da şu şekilde görünmekte. Evet, bugün sizlere tanıtmak istediğim modlar bunlardı. Eğer sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Ben bu adamı tekleyemedim ama olsun. Teklerim diye tahmin etmiştim. Zaten kendisi pes etti. Her neyse, benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki mod tanıtımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Skyrim serimize de bekleriz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.